İsamet Köyü ile Dutluca arasından aracımızdan inip Belen Alan istikametine doğru yürümeye başladık. Yol bir müddet tarlalardan gidiyor. Karşıdaki iki tane yüksek dağın arasındaki vadiden taş döşeli Via Sebastia yoluna geleceğiz. Ondan sonra hep döşeme yollarda ilerleyecek bugünkü yürüyüşümüz. Karşıdaki vadiye giriyoruz. Yolun girişi buradan yamaçtan sola doğru ilerliyor. Buradan Hüsamettin'e giden asfalt yoldan ayrılıp taş döşeli yola doğru yürürken Çukuryayla ya da Çukurbağ mıydı? O tarafa giden asfalttan atlıyoruz. Ve buradan döşeme yola gireceğiz. Döşeme yol karşıda. Şurası. Evet, yolun girişine geldik. Tarlalardan kurtulduk. Bahar mevsiminde olduğumuz için tarlalar otluktu. Bu nedenle çamura batmadık. İyi oldu yani, şanslıyız. İşaretlerim burada. Döşeme yolun girişine geldik. Bugünkü parkurun ilk döşeme yolunun ilk basamaklarındayız şu anda. Hüsamettin Belen Alan parkurunun başı. Antik yol yürüyüşçüleri nasıl gidiyor? Harika. Süper. Efendim. Haber geldi ya. Tersiz. Hüsamettin köyünün minaresi görünüyor. Evet, bugün 4 günlük Via Sebastia yürüyüşümüzün en uzun parkurunu yürüyeceğiz. Hüsamettin köyünden başladık. Belen Alan'a, Belen Alan'dan Bucak Alan'a, Bucak Alan'dan Nohut Çukuru, Arap Sivrisi, Ala Kilise parkurundan Erenyaka, Erenyaka'dan da Devrentbaşı parkurundan Murt içine kadar yürüyeceğiz. Takribi 20-22 kilometrelik bir yürüyüşümüz var bugün. Biraz daha yükselince kimsenin oturmadığı Hüsamettin köyü biraz daha görünüyor birkaç eviyle birlikte. Dedim ya, yolun 100-200 yıllık bir yol olmadığının en büyük göstergelerinden biri de burada develerin, atların, kervanların ya da askeri birliklerin konaklaması için bir düzlük ve yol boyunda bir sarnıç. Buranın antik bir yol olduğunun bir diğer delili de bu sarnıç. Hüsamettin Belen Alan parkuru Via Sebastia. Evet, dizilmişler, fotoğraf bekliyorlar.
var ya. He. Yaramaz adam. Hele onun bir oğlu var. He. Oğlunun bak. Armut dibine düşmüş. Homanat Mahmut işletiyormuş. Homanat Mahmut'un gözleme yeri. O zamanlar erkekler yapıyormuş gözlemeyi. Yok abi, benim yaşlılık sonum da herhalde böyle olacak değil mi? Nasıl? Burada bir çay ocağı falan açacağım herhalde artık. Homanat çaycısı. Değil mi? Süper. Gençliğinden beri bunlar yürürdü. Yaşlanınca en sonunda çaycı oldu bu yol üstünde. Via Sebaste yolunun Hüsamettin Belenalan arasındaki yolundayız. Bu tip yerlere yolun gene zeminine taş döşemeseler de yukarıdan moloz akıp yolu kapatmasın diye kenarlık ördüler. Tipik bir Roma yolu. Bu yolun Roma yolu olmadığını söyleyecek kişi bence çıkmaz arkeoloji aleminden. Çünkü Strabon bu yolun yapılışını coğrafikasında ya da Türkçe'ye çevrilmiş haliyle antik Anadolu coğrafyasında anlatmıştır. Ekip toplandı. Yağmurluklarını giyiyorlar.
yağmurlu bir Via Sebasta yürüyüşü. Tam tepede bir kuyu bizi karşılıyor ve Belenalan köyünün evleri görünüyor. Hiç dinlenmeden Hüsamettin Belenalan parkurunu neredeyse bitirdik sayılır. Belenalan köyüne ulaştık. Caminin avlusunda kahve molası vereceğiz. Daha sonra büyük alana doğru inişimiz başlayacak. Belenalan'dan çıktık. Bucak alana doğru yürüyüşümüz başladı. Burada mezarlığın duvarlarını terk edip sola doğru dönüyoruz. Aşağımızda da Bucak Alan Köyü. Oraya gidiyoruz. Homanada, Toroslar'da Bilinmeyen Ülke Homanada adlı kitabımda bahsetmiş olduğum petrol dinlenme tesisleri ve onun berisinde Belen İlvat Köyü ve o köye doğru hızla rakamımızı düşürüyoruz. Belen Alan'la Bucak Alan ya da eski adıyla Belen İlvat'la Bucak İlvat arası 1,5 kilometre kadarlık bir rota. Döşeme yollardan gidiliyor. Güzel bir rota. Düğmeli evlerin bol olduğu köyler bunlar. Düğmeli evler Akseki'ye özgüdür. İbradı'ya özgüdür. Bu bölgenin dışında düğmeli evler yok. Burada böyle bir kültür var. Ben görmedim, duydum. Belen İlvat Köyü'nün girişindeki İrme'deyiz. Birazdan köyün merkezine varacağız. Bucak İlvat'ın girişindeyiz. Oh be, tezek kokan köy işte, böyle. Köylerin kokacak abi. Evet, benden kalan işaretler. Bizim köyde millet birbirini... Hayat var demek ki. Bizim köyde komşular birbirini şikayet ediyormuş. Soğuk kokuyor. Bucak İlvat Köyü'nde yağmurda bir abimiz kapısını açtı bize, sağ olsun. Buradayız. Tabii balkonda keyif yapanlar da var. 5, 4, 3, 2, 1. Bucak Alan Köyü'nden çıkıyoruz. Buradaki Ömer Duruk evinden aşağıya doğru yürüyoruz. Geriye döndü, bir şey unutmuş. Thank you.
Sen rotadan çıkmışsın ya. Allah şaşırtmış abi. Seni Allah şaşırtmış bence. Bir teorim var. Nedir o? Bir teorim var. Bu homologlar aslında keçi soyundan geliyorlarmış. Çok mantıklı. Arkanda biri var. Arkanda onlardan biri var bak. Benziyor mu keçilere? Fotoğraf eklerdin abi. Evet. Evrim geçirmişler sonra. İnsanlaşmışlar. İnsanlaşmışlar. Evet, bu yolda yürürken anladınız, siz de yürüye yürüye bu yolları siz de evrimleşeceksiniz. Hazır olun keçi olmaya. Yürüyenler evrimleşiyorlar mı? Evet, onlar da keçiye dönüşüyor. Yanlış gidiyorlar bak. Sola dönün. Ümit. Sola abi. Üstünüzdeki çam ağacının altında döşeme yolu göreceksiniz. Şunun altında. Göte sürecek akıl yok oğlum. Niye lan? Ulan yapsalar şöyle duble yol. Öğrenememişler mi Tayyip'ten? Ne bileyim ben acaba. Hadi yürü gidiyoruz. Dikmen'e giden asfalt yola ulaşıyoruz. Şimdi Nohut Çukur'una inip sonra karşıdaki Sivri Dağı, yani Arap Sivrisi'nin arka yüzünden döşeme yoldan Çiğdevrenti'ne ineceğiz. Buradaki Sarnıç'tan aşağı ineceğiz. Burada Sarnıç olması zaten buranın bir antik yol olduğunu güzergahı. Amca merhabalar. Merhaba. Nasılsın amca, iyisin? İyi. Size kesinlikle Pala bir şey diyorlardır. İsim Pala. Pala derler be. Çok güzel abi. Dikmenli misiniz? Yok, Manavgatlıyım. Manavgatlı mısınız? Güzel. Yaylaya gidermiş, şimdinin var aslında. He, çok iyi. Yaylaya göçtünüz mü oraya? Göçüyorum işte, gidiyorum yolda. Hangi yaylaya göçüyorsunuz orada? Çimi. Çimi yaylasına mı göçüyorsunuz? Güzel. Toruslara doğru. Güzel. Kar bastıra yolda var. Kar çok yağmıştır ya yani. Bugün ya yağdı. Evet. Eyvallah abi, sağ olasın. Dikmen'e giden asfalttan sonra Sarnıç'tan aşağıya doğru su borularını döşemek için antik yollar bozulmuş durumda. Aşağıda tekrar döşeme yollara kavuşacağız. Nohut Çukuru'nun hemen üstünde. Evet, buradan tarlalara değil yukarı doğru devam edeceğiz. Asfalttan aşağı bozulmuş su yolundan ilerlerken. Paladay'ın keçileri de burada. Ortasında kocaman bir diken ardıcı. Nohut Çukuru'na inmek üzereyiz. Koyduğum işaretlerin tam da üzerine başkaları, rota hırsızları, kendi boyalarını koymuşlar. Nohut Çukuru ve geçeceğimiz asfalt parkur burası. Orada bir kuyu var, suyu içilebilir. Sağdaki sivri yerde Arap Sivrisi. O dağın bize göre, duruş yerimize göre arkasından kıvrılarak döşeme yoldan geçeceğiz. Şurada daha da belirli. Bu taraflar su borusu döşenirken antik yol, o tarafa molozlar yığılmak suretiyle yok edilmiş. Aslında temizlense altından çıkar. Burada tekrar asfalta çıkıyoruz ve Nohut Çukuru'na kadar, dikmeni göreceğimiz yere kadar, bolca kırmızı beyaz işareti olan dönemeç işaretine kadar asfalt geçişi var, bir 500 metre kadar. Evet, Nohut Çukuru mevkiinde asfalta çıktığımız yer. Vadinin daraldığı yerden burada yol işaretini de görerek sağa dönüyoruz.
Evet, şimdi Arap Sivrisi Dağı'na döşeme yoldan tırmanışımız başlayacak. Bu işaretleri kaçırmadığınız sürece bir sıkıntı yok. Bundan sonra Çiğdevrenti'ne kadar işaretlere gerek yok. Yol sizi zaten götürecek. Noğu Çukuru mevkiinden gelen arkadaşlarımız. Dikmen göründü. Onun sağındaki büyük kayalıkların içinde de erken Hristiyanlık dönemine ait manastır kalıntıları var çukurun içinde. Arap Sivrisi Dağı'nda Via Sebastia yolunu yürüyoruz. Via Sebastia yolu, Arap Sivrisi rotası. Sürekli yiyen bir ekiple yürüyüş yapmak ne kadar zor. Sürekli yiyorlar. Bir saat önce köyde adamın evine çöktüler. Nesi varsa yediler. Şu an çantadakileri yiyorlar. Yiyici ekibi bunlar. Yeseniz oğlum. Biz bakacağız. Bunlar da onların yiyeceği yok, o yüzden bakıyorlar. Abi yiyeceğin yoksa bakacaksın. Ne yapacaksın başka? Ağaç kökü falan kemirin. Taştan etine. Artık sana bir tat atar. Çiğdevrenti'ne çok az kaldı. Orada Roma kuyusunun yanına gelince Arap Sivrisi Çiğdevrenti rotamız da bitmiş olacak. Daha sonra Erenyaka köyünü oradan araçla geçeceğiz. Çünkü yağmur yağdı. Çalıları kıra kıra kapalı bir yoldan ilerlemeyi düşünüyorduk ama her tarafımız ıslanacağı için yağmurdan orayı asfalttan araçla geçeceğiz. Çünkü orada keşif yürüyüşlerinden sonra hiç yürüyüş yapılmadı. Arkama döndüğüm zaman Konya-Antalya karayolu görünüyor. Orada yürüyüşümüz bitiyor. Hemen berisinde de yolun Roma kuyusu var. Orada Çiğdevrenti Arap Sivrisi rotası bitiyor. Evet, Çiğdevrenti'ndeyiz. Ve buradaki Roma kuyusuna geldik. Bu kuyu, evet, kuyu ziyaret ettik. Roma döneminden kalma bir kuyu. Yani yerleşim yok. Hiçbir şey yok. Romalılar buraya neden kuyu yaptı? Enişten beni neden öptü? Çünkü burası yol da ondan. Tabii ki yol burası. Girebilirsiniz, çok büyük. Evet, Roma kuyusu burası.